Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere porsiyonluk rulo pasta tarifim olacak. Bol çikolatalı, ustaları kıskandıracak lezzette ve görüntüde. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. 4 tane oda sıcaklığında beklemiş olan yumurtamız var. Yumurtalarım orta boy yumurta. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker ve yumurtanın rengi açılana kadar güzel bir şekilde çırpıyoruz. Klasik bir kek yaparmış gibi. Bu işlem 5-10 dakika arası sürebilir mikserinizin devrine göre. İstediğimiz görüntüye ulaştıktan sonra üzerine 6 yemek kaşığı ılık su ekliyoruz. 1 su bardağı un ve 1 çay bardağı nişasta ekliyorum. Buğday veya mısır nişastası hiç fark etmez. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 1 paket vanilyayı ekliyoruz. Yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekleyelim. 2 yemek kaşığı da kakaoyu ekleyelim tepeli bir şekilde. Kakaoları da ekledikten sonra bu malzemeleri mikserle çırpalım. Pastamızın kek harcı hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin üzerine yapmış olduğumuz harcı dökelim. Mutlaka yağlı kağıt kullanmalısınız, yoksa sararken zorluk çekeriz. Rulo pasta yaparken fırın tepsisinin altına yağlı kağıt eklemeyi unutmayın. Spatula ile şöyle her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde düzleyelim. Fırınımı da 170 derece ayarına getiriyorum. Kek çok ince olduğu için çok kısa bir sürede pişiyor. 10-12 dakika arasında pişebilir. Kürdan testi yaparak fırından alabilirsiniz. Kekim hazır. Gayet yumuşak. Kürdan testi de yaptım, pişmişti. Sıcaklığı geçmeden hemen uzun kenarından kekimizi rulo haline getirelim. Şu an çok sıcak olduğu için sararken bayağı bir zorluk çektim. Şöyle sardıktan sonra aklıma geldi, şöyle silikon eldivenlerle daha rahat bir şekilde sarabilirmişim. Şöyle sardıktan sonra üzerine temiz bir bez örtün ve yarım saat dinlensin. Kek dinlenirken biz de kremasını hazırlıyoruz. Bir tane toz kakaolu krem şantimiz var. 1 su bardağı süt ekleyip çırpalım. Üzerine de 2 yemek kaşığı kahvaltılık sürülebilir çikolata ekledikten sonra şöyle onun da erimesini sağlayalım. Ve bu şekilde kremamız hazır. Kremayı kenara alalım soğuması için. Bu arada hazır olan kekimizi dilimleyeceğiz. Yaklaşık 20 saat dinlenmiş olan kekimizi dilediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. Ben 8 tane olacak şekilde ayarladım. Şöyle 4 parçaya böldüm. Boyuna, enine de ortadan ikiye bölmüş oldum. Sizler de boyuna atıyorum 5'er tane çıkabilir gibi geldi bana. Hani daha ruloların boyunu küçük yaparsanız. Şöyle biraz daha geniş kestim ben. Ama dediğim gibi biraz daha daraltırsanız 10 tane çıkabilir bu tariften. Ortadan da şöyle ikiye böldükten sonra üzerini sütle ıslatmayı unutmuşum ben. Sizler mutlaka ıslatın. Kuru olmadı ama ıslatırsanız daha yumuşak bir sonuç alırsınız pastadan. Şöyle ikişer yemek kaşığı sütle ıslattıktan sonra hazırlamış olduğumuz tüm kremayı kekin üzerine dökelim. Krema torbası kullandım ben. Daha sonra spatula ile ya da kaşıkla üzerindeki kremayı güzel bir şekilde yaydırabilirsiniz. Şöyle üzerlerini düzleyeceğim ve içerisine muz kullanacağım. Muzları ikiye böldükten sonra daha ince, şöyle birer parmak kalınlığında ayarladım ve o şekilde koydum. Çok büyük olduğu zaman sarılması kolay olmayacaktı. Şöyle sizler de ayarlayabilirsiniz boyutlarını muzların. Ve kırılmadan görüyorsunuz çok güzel bir şekilde rulolarımızı saralım. Şöyle muz koyduktan sonra ruloları hazırladıktan sonra kenarı taşan krem şantileri şöyle kenarlarını spatula ile sıyırabilirsiniz.
ve daha sonra bu şekilde hazırlamış olduğumuz pastaları buzdolabına kaldıralım. Şöyle bir 15-20 dakika kadar beklesinler. İçerisindeki krem şanti de donmuş olsun. Pasta buzdolabına dinlenirken biz de dış kremasını hazırlıyoruz. Bir paket sıvı kremamız var. Sos tenceremizin içerisine alıyoruz. Kaynatmadan sadece ısınmasını sağlıyoruz. İçerisine çikolata ekleyeceğiz. Kremamızı ısıttıktan sonra içerisine 65 gram bitter, 65 gram da sütlü çikolata kullandım. Toplamda 130 gram kullandım. Çikolatayı şöyle çikolataların hepsini kırdıktan sonra karıştıralım. Tüm çikolata güzel bir şekilde erisin, akışkan bir krema halini alsın. Şöyle kremamız da hazır. Hiç soğutmadan yapmış olduğumuz pastaları çikolatayla kaplayabiliriz. Pastaların üzerine kaşık yardımıyla bu çikolatadan gezdirebilirsiniz. Altına mutlaka şöyle geniş bir kase koyarsanız çikolatalarda ziyan olmamış olur. Ara ara kaşıkla alıp onları da bu pastaların üzerine gezdirebilirsiniz. Pasta kreması, üzerindeki çikolatalı krema bekledikçe koyulaşacağı için bu işlemi hızlı bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Aksi halde krema donmaya başladıkça üzerinde akmayacaktır. Akışkan bir hali olmayacaktır. Bu krema 8 adet rulo pasta için, mini rulo pasta için tam geldi. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz pastaları buzdolabına alacağız. Ve ben 2 saat beklettim. Vaktiniz varsa şöyle bir 4-5 saat bekletmenizi de tavsiye ederim. Üzerindeki çikolata ne kadar dinlenirse o kadar güzel kıvam alır ve lezzetli olur. Hatta bu çikolatanın içerisine böyle hafif iri kıyılmış fındık da ekleyebilirsiniz. Dış görüntüsü böyle fındık ve çikolata kaplı harika bir rulo pasta olabilir. Buzdolabında dinlenmiş olan pastaların üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Mevsim meyveleri olabilir. Ben file badem kullandım. Yeşil fıstık olabilir. Ya da sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten hem görüntüsü harika hem de lezzeti çok güzel bir pasta. Mutlaka deneyin bu tarifi. Porsiyonluk da gerçekten hem çok tatlı duruyorlar hem de servisi daha kolay oluyor. Ve belirttiğim gibi dilerseniz bu rulo pastaların boyutlarını biraz daha daraltabilirsiniz. O zaman 10 taneye kadar çıkacağından eminim. Şöyle dinlendikten sonra sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık. Emin olun herkesin beğenerek yiyeceği bir tarif olacak. Yapımı da çok zorlu değil. Çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin diyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayanlar varsa bu videodan sonra abone olup bildirimleri açarsanız videolarımı kaçırmamış olursunuz. Tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.